Mavi gıda boyası, hipoklorit iyonu ya da OCL- eksi içeren çamaşır suyu kullanılarak yukarıdaki denklemle gösterilen şekilde oksidize edildiğinde renksiz ürünler elde ediliyor. Denklemde kimyasal formülü bu olan mavi gıda boyası var ve çamaşır suyu ya da hipoklorit iyonuyla tepkimeye giriyor. Sonuç olarak da renksiz ürünler elde ediyoruz. Evet, renk maviden renksize dönüyor. Bir öğrenci 635 nanometre dalga boyuna ayarlı bir spektrofotometre kullanarak beyazlatma sürecinde mavi gıda boyasının absorbansını inceliyor. İncelemesinde çamaşır suyu fazlalıkta olduğu için bu önemli bir nokta olduğu için altını çizelim. Evet. Çamaşır suyu fazlalıkta olduğu için hipoklorit konsantrasyonu tepkime sırasında sabit kalıyor. Öğrenci incelemesinde edindiği bilgileri kullanarak aşağıdaki grafikleri çiziyor. Bu videoda A sorusuna cevap arayacağız. Yukarıdaki grafikler ışığında mavi gıda boyasına göre tepkime derecesi nedir? Soruda bize çok bilgi vermişler, değil mi? Burada 3 tane grafik var. Absorbansı A ile gösterirsek bu grafik bize A'nın konsantrasyonunun zaman içindeki değişimini veriyor. Burada a'nın doğal logaritmasının zamana göre değişimi var. Ve burada da 1 bölü a'nın konsantrasyonunun zaman içindeki değişimi var. Bizden maviye göre tepkime derecesini bulmamızı istiyorlar öyle değil mi? Bu tarz bir problem gördüğümde yani elimizde bu kadar çok bilgi bulunduğunda yaptığım ilk şey genellikle paniklemek olur. Tüm bunlara ek olarak elimize bir de denklem sayfası olduğunu eklemek istiyorum. Evet, bu da denklem sayfasının bu problem için faydalı olacak kısmı ve aralarında kinetikle alakalı olan denklemler var. Kinetik denklemleri tepkime hızları ile ilgilidir. Buradaki üç denklem bu problemin çözümünde işimize yarayabilirler ya da yaramayabilirler. Birinci denklem birinci dereceden integrali alınmış hız yasası. İkincisi ikinci dereceden integrali alınmış hız yasasını ve üçüncü denklemde yarı ömrü veriyor yarı ömür 0,693 bölü k'ya eşit olarak veriliyor. Ve bu da birinci dereceden bir tepkimenin yarı ömrüdür. Buradaki önemli nokta şu ki bununla biraz sonra yeniden karşılaşacağız. K bir sabit olduğu için birinci dereceden bir tepkimenin yarı ömrü de sabittir. Evet elimizdeki bilgiler bunlar. Grafikleri bir kere daha gözden geçirelim mi? Birinci grafikle başlamak istiyorum anın konsantrasyonunun zaman içindeki değişimini inceleyerek pek çok bilgi edinebiliriz. Mavi gıda boyasının konsantrasyonu zaman içerisinde azalıyor ve bu azalmanın doğrusal bir azalma olmadığını da söylemek mümkün. Bunun doğrusal olmaması bize sıfırıncı dereceden bir tepkime olmadığını gösteriyor. Eğer sıfırıncı dereceden bir tepkime olsaydı pembeyle çizdiğim gibi bir doğru görmemiz gerekirdi. Evet, bu sıfırıncı dereceden bir tepkime değil. Bu grafikten başka bilgiler elde etmemiz de mümkün. Sıfırıncı dereceden olmadığını biliyoruz ama sizce bu grafiğe bakarak birinci dereceden olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Denklem sayfasına bakarken de görmüştük ve birinci dereceden tepkimelerin en önemli özelliklerinden biri de yarı ömrün sabit olmasıdır. Bu da şu anlama geliyor. Konsantrasyonun başlangıç değerinin yarısına düşmesi için geçen süre başlangıç konsantrasyonu ne olursa olsun ya da tepkimenin neresinde olursak olalım aynıdır. Birinci grafiğe bakarak bunu incelememiz mümkün. Konsantrasyonun yarılanması için ne kadar zaman geçtiğine bakıp bunun zaman içinde değişip değişmediğini kontrol edebiliriz. Burada başlangıçta 0,8 var. 0,8'in yarısı 0,4'tür ve bunun için bakalım ne kadar süre geçmiş. Yaklaşık olarak 20 saniye geçmiş. Evet. 0,8 absorbans birimiyle başladığımızda yarılanması için 20 saniye geçiyor. Şimdi bir de 0,4'ten 0,2'ye gelmek için ne kadar süre geçtiğine bakalım. Belli olsun diye farklı bir renk kullanacağım. Mesela turuncu olsun. Evet. 0,4'ten 0,2'ye gelmek için de 20 saniye geçtiğini görüyoruz. Bunu istediğimiz kadar tekrarlayabiliriz. Yani mesela 0,2'den 0,1'e gelmek için ne kadar zaman geçtiğine de bakabiliriz ama lafı daha fazla uzatmadan konsantrasyonun yaralanmasının her zaman 20 saniye aldığını söylemek istiyorum. Birinci grafiğe bakarak yarı ömür sabit diyebiliriz. Yani tepkimenin birinci dereceden bir tepkime olduğunu söyleyebiliriz. Evet, diğer grafiklere bakmamıza bile gerek kalmadı. Bu problemi çözmenin farklı bir yolu daha var. Soruda verilen ya da daha önceden bildiğimiz denklemlere göre bu tepkiminin birinci dereceden olduğunu biliyor olmamızın sebeplerinden biri yarılanma süresinin sabit olmasıdır. İkinci sebebi ise şu. Bir tepkime tepkimeye giren maddeye göre birinci dereceden olduğunda tepkimenin doğal logaritma zaman grafiğini çizdiğimizde bir doğru elde etmemiz gerekir. Ve ikinci grafikte gördüğümüz şey de bu. Bu sayede de bu tepkimenin mavi gıda boyasına göre birinci dereceden bir tepkime olduğuna dair iki tane neden bulmuş oluyoruz.